Bayağı bayağı bunları söyledin ha. İnanamıyorum ha. Ya evet söyledim. Ama ne yapsaydım Şebnem bilgisayarda o dosyayı görünce sinirden gözüm döndü. Ay çok ayıp olmuş Fırat Şef'e valla. Hayır Fırat'tan sonra gittim Eyüp Şef'le de konuştum. Adamın hakkında tek kötü bir şey söylemiyor. E canım zaten Eyüp Şef'in referansıyla gelmedi mi? Onunla geldi. Ya peki tamam. Diyelim ben çok ileri gittim. Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Rahatsız olmaz mıydın? Şüphelenmez miydin? Yani şüphelenirdim belki. Yani rahatsız da hissederdim ama... Ya işte yani içimde böyle en ufacık bir şüphe hissetsem dahi kalkıp da adam öyle sözler söyleyemezsin Nazcığım. Bunlar çok ağır ithamlar. Kime söylesen alınır. Ya tam böyle güzel bir şey yapıyor. Tamam diyorum Naz Fırat kötü bir insan değil. Sonra hop o tek yanlışta üç doğruyu götürüyor. Ya bir türlü güvenemiyorum Fırat'a. Geldiğinden beri tüm düzenimiz alt üst oldu. Ay ne düzen ne düzen be. Ha? Kızım sen hatırlamıyor musun ya? Biz seninle önceden 3 kuruş para kazanacağız diye böyle kır takla atıyorduk beraber. Vallahi çok özür dilerim ama orası da böyle restoran gibi değildi yani. Böyle huzur evinden halliceydi. Ay şimdi öyle mi? Ya biz tam batacağız derken kâra geçtik. E personelin yüzü gülüyor. Müşteriler memnun. Ay vallahi ben de çok iyi hissediyorum yani. Ya bu adam bize daha ne yapsın? Günaydın Naz Hanım. Günaydın. Kahvenizi odanıza mı göndereyim? Ya şimdi kahvenin zamanı değil. Mutfak ekibiyle konuşmam lazım. Fırat Şef ayrılıyor da. Ya. Aslında ben size en son bir söz vermiştim. Sizi asla yarı yolda bırakmayacağım demiştim. Ama bu bir yarı yolda bırakma değil. Benden sonra o yolu başarıyla devam ettireceğinize eminim. Ama niye gidiyorsun şef? Daha iyi bir teklif mi aldın? Kız, ben sizi daha fazla maaşa satar mıyım? Sana bozuk attık diye mi kızdın şef? Hayır, o konuda siz çok haklıydınız. Bu gidişin sizinle ilgisi yok. O zaman gitme şef. Sen benim idolüm müsün? Aslanım ben. Al bakalım. Bu da geleceğin harika şefinin yeni bıçak takımı. Teşekkürler şef. Kıskanmayın ha. Vakti geldiğinde hediyenizi yine ben alacağım. Naz Hanım mı gitmenizi istedi şef? Hayır, gidişimin onunla ilgisi yok. Senin gibisi gelmez ki şefim ya. Bakın. Bu işte kimse tek başına başarılı olamaz. Ekibi ne kadar başarılıysa o kadar olur. Sizler de öyle iyiydiniz ki. Bizim bir başarımız varsa hep beraber yaptık. Eminim benden sonra da başarılı olacaksınız. Olmaz şef. Ne zaman sıkıntınız olsa, bir şeye ihtiyacınız olsa ilk Fırat şefinizi arayacaksınız, tamam mı? Yes şef. Yes şef. Güzel. Hadi kolay gelsin. Fırat. Biraz konuşabilir miyiz? Buyurun. Teşekkürler kanka. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ayrılıyor musunuz? Evet. Yerime de belki kurallara uyan birisi gelir. Rahat edersiniz. Pek de alışmıştık size. Gözümüz arayacak. Afiyet olsun. Evet, ne konuşacağız? Hoş, dün söylenecek her şeyi söylediniz ama. Sana bir teklifim olacak. Hala o dosyayı unutmuş değilim ama yarışmaya kadar burada devam etmeni istiyorum. Niye değişti fikrim? Ekibin motivasyonu şu an için her şeyden daha önemli. Bizim aramızdaki gerginliğe yarışmayı kurban etmek istemiyorum. Anlıyorum. Tabii sen illa şimdi gideceğim diyorsan. Ekibi yarışmada yalnız bırakmak benim de hiç içime sinmiyor. Tamam, yarışmaya kadar kalacağım. Ama tam zamanlı olarak burada olamam. Sadece ekibe destek olmak için burada olurum. Geri kalan zamanlarımda kendime yeni iş arayacağım çünkü. Tamam, anlaştık o zaman. Tamam, anlaştık.
çiçeğim, niye yaptın bunu bana ya? Ya biz konuşmadık mı seninle? Annenler gelsin istesin demedin mi sen? İsrar etme Yusuf. Hesap vermek zorunda değilim sana. Ya Begüm, ben kötü bir adam değilim ki. Samatya'da esnafım ben. Çiçekçi Yusuf dedim mi kimse kötü adam demez, size yemin olsun. Başka bir isteğin var mı amca? Yok evladım. Sağ ol. Tamam. Benimle görüşmek isteyen Fırat sen misin? Çiçekçi Yusuf değil mi? Gel otur kardeşim. Neden görüşmek istedin benimle? Hiç uzatmayacağım. Begüm'le ayrılış hikayenizi izledim. Onu anladım. Her şey yolunda giderken sevgilim Taylan Günebakan'a gitmeye başladı. Sonra her şey değişti. Sonra bir sabah uyandım. Sevgilim programda herkesin gözü önünde seni terk ediyor. Sen gazeteci falan mısın? Neyin peşindesin? Hayır. Ben de senin gibi Taylan Günebakan'ın mutluluğunu çaldığı adamlardım. Nasıl yani? Kaçak gelin Asuman'ı hatırlar mısın? Yoksa sen terk edilen nişanlı mısın? İyi de abicim, benden ne istiyorsun peki? Bu yaptıkları Taylan'ın yanında kan kalsın istemiyorum. El birliğiyle bu herifin sonunu getirebiliriz. İstemez misin? Abicim istemez olur muyum ya? Kaç kere kanala gittim ben. İçeri bile almıyor ki. Yollardan ben de geçtim. Abi ne yapabiliriz peki biz? Ya o herifin canına nasıl okuyabiliriz? Onu kendi silahıyla vurabiliriz. Nasıl yani? Taylan Günebakan'ın nişanlısına onun gerçek yüzünü göstererek. Abicim sen bayağı bir plan program yapmış gibisin. Bir anlatsana. Naz Soyler'in bir restoranı var. Çıkıp oraya gelsen, hikayeni anlatsan ama olduğu gibi. Ne bir eksik ne bir fazla. Acını hissetsin yeter. Sonra? Eğer sana inanırsa Taylan Günebakan'ın sonu gelmiştir. Ve sana söz veriyorum. Begüm'le seni bir araya getirmek için elimden geleni yaparım. Abicim benim bir aklım karıştı ya. Nasıl olacak o işler? Bak kardeşim, ben sana her şeyi anlatacağım. Ama bir şartım var. Beni tanıdığını, en önemlisi terk edilen nişanlı olduğumu kimseye söylemeyeceksin. Anlat abi. Şimdi. Yani anladım.